Evet arkadaşım, buraya geldiğine göre bir arayış içerisindesin. Zor soru istiyorsun. Demek ki geometride belli bir noktaya geldin. Belli bir noktaya geldin geometride. Bundan dolayı buradasın. Peki. Güzel. Güzel. Hep şunu söylerim. Bazen bir soru, bir soru bankası demektir. Tamam mı? O yüzden hafife alma. Aynen böyle yaptığın gibi, şimdi yaptığın gibi, bu videoya girdiğin gibi arkadaşım, bundan sonra da bu tarz zor videoların içerisine gir. Ve şundan erinme. Ya vakit mi kaybedeceğim? Hayır. Hep onu derim. Bir daha diyorum. Bir soru, bir soru bankası demek arkadaşım. Tamam mı? O yüzden seni tebrik ediyorum buraya geldiğin için. Abone değilsen abone de ol. Tamam mı? Bundan sonra da yine videolar atmaya devam edeceğim. Zor soru tipleri atmaya devam edeceğim. Sizler ne kadar istekli olursanız bizler de o kadar istekli oluruz ona göre. Hemen şu soruya bir bakalım. Soruya bakalım. Sorumuzda ne demiş arkadaşlar? Bize demiş ki BC eşittir CE demiş. BC eşittir CE. Peki. Güzel desin. Şimdi ben bu sol tarafta bir çubuk arıyorum da şimdilik bulamadım. Kendim çizeceğim. Bakın iki eşitlikli sorularda eşkenar üçgen bir aklınızın köşesinde bulunsun. Yani aklınızın bir köşesinde bulunsun. Eşkenar üçgeni burada da kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Şöyle. Bak işte, bakın şuradan çiziyorum. Tamam. Çizdim. Şu yukarıya doğru da götüreyim ki birleştireceğim ya. Sonra da getirdim. Şuradaki arkadaşlar C ucuyla birleştirdim. C ucuyla birleştir. Bu eşkenar üçgen olsun. Her ne kadar yamuk da görünse eşkenar üçgen. Yani şurası aynı zamanda buraya eşit, buraya eşit. Çünkü eşkenar üçgen olacak şekilde çiz. O zaman burası kaç derecedir? 60. Burası kaç derecedir? 60. O zaman burası 60 eksi 4 alfadır, değil mi? Burası da 60 eksi 4 alfadır. Peki şurayı da bulabilirim. Nasıl bulurum? Şurası bir de şurası var değil mi? İkisini topladığın zaman ne olur? 120 artı alfa olur. Ne yaparım? 180'den 120 artı alfayı çıkarım. Buradan da ne olur arkadaşlar? 60 eksi alfa olur değil mi? Şurası neydi? 60 eksi alfa. Peki. Bakın burası çok önemli. Burası 60 eksi alfa. Komple arkadaşlar şurası da bu şekilde 60 eksi alfa değil mi? 60 eksi alfa. Burası da ne? 60 eksi alfa. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki ben bunu uzattığım zaman şurada arkadaşlar ne yapıyor? Doğrusal olarak bu iki doğru şu noktada kesişiyor. Şu ikizkenar dikkat edin. 60 eksi alfa. Burası da 60 eksi alfa. Açıysa bu ikisi bu noktada ne yapar? Birleşirler. Ha, çok güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Daha yolumuz var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buradan da şu çok önemli. Şurayı bulmam lazım değil mi? Bu açıyı. Bu açıyı nasıl bulabilirim? Bu açıyı farklı yollardan bulabilirsiniz. Farklı yollardan. Şöyle yapabilirsiniz. Burası 60 eksi 4 alfa ya arkadaşlar. 180 eksi 60 eksi 4 alfa bölü 2. Neden ikizkenar? Bak ikizkenar buraya da bura. Bundan 180 çıkarıp 2'ye bölersem ben şu açıyı ne yapmış olurum? Yani şu açının komple tamamını, bu açının komple tamamını bulmuş olurum. Buradan ne olur arkadaşlar burası? Böldüğünüz zaman 90 eksi 30 artı 2 alfa. 60 artı 2 alfa. Yani burası 60'sa burası ne oldu arkadaşlar? 2 alfa oldu. Geliyoruz. Evet, yavaş yavaş şu an geliyoruz. Bakın değerli arkadaşlar. Bu ikizkenar ise burasıyla da burası birbirine eşit oluyor değil mi? Bu kısım. Bunlar birbirine ne? Eşit ikizkenar olduğu için. O zaman şunlar da ikizkenar değil mi? Buraya O dersek DOE DOE ikizkenar. İkizkenar. O zaman arkadaşlar tekrar 180'den bu sefer bunu çıkarıyorum. 180 eksi 2 alfa bölü 2 eşittir.
Burayla burası ikizkenar olduğu için eşit değil mi birbirine? X artı 60 eksi alfa değil mi? Buradan da 90 eksi alfa eşittir. X artı 60 eksi alfa. Eksi alfalar gider. X eşittir. Buradan kaç çıkar arkadaşlar? 30 derece çıkmış olur. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir soru arkadaşlar. Düşünmesi biraz zor bir soru. Katılıyorum. Ama 4. 5. 6. zor sorudan sonra yavaş yavaş arkadaşlar çözeceğinize eminim. Abone olmayı unutmayın ha. Ona göre bak buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum.